Bir müddet sonra sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz biraz ciddileşti. Sesi daha da kalınlaştı. Çok önemli bir şey anlatacağını biz anladık ve o anda aleyhissalatü vesselam efendimiz üç kez aynı cümleyi tekrar etti. Size büyük günahların en büyüğünü bildireyim mi? Size büyük günahların en büyüğünü bildireyim mi? Size büyük günahların en büyüğünü bildireyim mi diyerek üç kez tekrarladı. Büyük günahları değil sadece dikkat buyurun. Büyük günahların en büyüğü. Zaten onlar büyük günahlar ama o büyük günahlar içerisinden en büyüğünün ne olduğuna ait aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir şey söyleyecek. Diyor ki Ebu Bekre sarsıldık sallallahu aleyhi ve sellem hem üç kez tekrar etti hem de bu manada bize büyük günahların en büyüğünü söyleyeceğini söyleyince daha da sarsıldık. Büyük bir haşiyetle, korkuyla, merakla bela ya Resulallah dedik. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz o anda Allah'a şirk koşmak ve anne babaya kötü davranmak dedi. Allah'a şirk koşmak ve anne babaya kötü davranmak. Büyük günahların en büyüklerinden iki tanesini söyledi. Ebu Bekre diyor ki bu ikisini söyledikten sonra yaslanmıştı şöyle sütuna şöyle doğruldu. İyice ayaklarının üstünde biraz doğrulduktan sonra sesi daha da gürleşti ve bize belki on kez belki yirmi kez aynı sözleri tekrar ederek şunu söyledi. Ela ve zur Şehadetü Zûr Ela kavlu ve Kavlu Zûr Ve Şehadetü Zûr Tekrar ediyor sallallahu aleyhi ve sellem Ela ve Kavlu Zûr Ve Şehadetü Zûr bizim başımızdan kaynar sular devriliyor ve diyoruz ki kendi kendimize Ebu Bekre bize söylüyor artık yeter keşke sussa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem keşke burada bıraksa ama bırakmıyor Efendimiz 10 kez 20 kez aynı cümleyi tekrar ediyor ela ve kavluzur ve şehadet zur söylüyor 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 biz ter kan içerisinde kaldık Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da sözünü böylece bitirdi Allah'a şirk koşmayı anladık. Al, anne ve babaya kötü davranmak onu da anladık. Ya kavluzur ile şahadeti zurney onlar da aslında anlaşılıyor. Ama ben yine biraz anlaşılır kılayım. Bu söylediğim hadis Bukhari hadisidir, Müslim hadisidir. Ebu Davud'da, Tirmizi'de onlarca kaynakta geçen hadistir. O kaynaklardan okursunuz. Kavluzur şu benim güzel kardeşlerim. Birisinin söylemediği veya yapmadığı bir şeyi söyledi ve yaptı diyerek o insana iftira atmak. Ya da birisinin yaptığı ya da söylediği bir şeyi yapmadı, söylemedi diye inkar etmek. İki türlüsüne de kavluzur deniyor. Bir insanın yapmadığını ona nispet etmek yaptığını ise yapmış olmasına rağmen inkar etmek. Bunun adı davluzur. Şehadeti zur ise yalan yere şahitlik etmek. Bir menfaat elde etmek için görmediği bir şeyi gördüm diyerek yalan yere şahitlikte bulunmak birinden belli bir biçimde nasiplenme adına karşıdaki insanın memnun olması adına görmediği şahit olmadığı bir şeyi görmüş şahit olmuş gibi anlatmak. Bu şehadet zurun şöyle de bir anlamı var kendisinden istenmediği halde şahitlik etmek. Aslında kimse ondan öyle bir talepte bulunmuyor ama sırf gevezelik olsun diye iş olsun diye bir şekliyle kendinden bahsedilsin diye bu manada şahitlik için kendisini meydana atmak. Burada sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz kendisi için değil benim güzel kardeşlerim normal sıradan bir insan için diyelim ki ben sizden biriniz için yapmadığınız bir şeyi yaptı diyerek anlatsam. Sizin söylemediğiniz bir şeyi söyledi diye anlatsam, şahit olmadığım bir şeyi şan, sanki şahit olmuşum gibi anlatsam işte bu aleyhissalatü vesselam efendimize göre kavlu zur ve şehadeti zurdur ve bu büyük günahların en büyüklerinden bir tanesidir. Allah'a şirk koşmak, ana babaya kötü davranmak üçüncü sırada böyle bir şeyi aleyhissalatü vesselam efendimiz söylüyor.